Herkese merhaba. Arkadaşlar ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için sizden tek ricam var. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. En azından yeni videolar önünüze gelir. Bir de arkadaşlar TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan mutlaka takip edin. Ee, bazı akşamlar TikTok'ta canlı yayın açıyoruz. Orada canlı soru çözümler oluyoruz. Soru cevaplar oluyor hem. Onları da kaçırmamış olursunuz. Instagram'dan takip edin. TikTok yayın açacağım zaman Instagram'dan duyuru yapıyorum. Hızlı bir şekilde soru çözümlerimize geçelim. Evet yine öğretici bir soru. Gayet güzel bir soru. Trafik levhalarının verdiği mesaj hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? Bakalım levhalara. Uyarma bilgilendirme yasaklama bilgilendirme yasaklama uyarı yasaklama uyarı bilgilendirme uyarı uyarı bilgilendirme. Bu nedir? Bisiklet giremez manasını taşıyor. Yasaklama var. Bu araçları uyarıyor. Öğrenci yolu, okul taşıtı diye. Yine bu da bilgilendirme. Doğru cevabımız C seçeneği bu sorumuzda. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma, işlev kaybı, hareket ile azalan ağrı. Doğru cevap Hareket ile azalan ağrı. Azalır mı arkadaşlar? Artan ağrı. Bu yanlış. Şimdi burkulma nedir? Bakalım. Burkulma eklem yüzeyler anlık. Bakın unutmayın. Sınav sorusudur. Aklınıza kalsın anlık olarak ayrılması. Kalıcı olarak ayrılması ayrı. Anlık olarak ayrılması ayrı bir tanıma girer. Anlatacağım onu da anlatacağım. Fakat şurada anlık anahtar kelimemiz olsun. Yine burkulma belirtileri ağrı, şişlik, kızarma, işlev kaybı. Burkulmalarda ilk yardım nasıl olacak? Burkulan etkilemi tespit edeceğiz. Yani sabitleyeceğiz. Şişiyi azaltmak için bölge yukarı kaldırılabilir. Hareket ettirmiyoruz. Mümkün mertebe. Kesinlikle hatta. Geçelim. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Şıklarımız karar vermek ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, kaza yapma riskinin azalması, sürüş yeteneğinin artması. Doğru cevabımız çok basit. Arkadaşlar A seçeneği beyin hücrelerini etkilemesi refleksleri yavaşlaştırıyor arkadaşlar. Merkezi sinir sistemindeki sinirleri yani merkez merkezdeki reflekslerimizi yavaşlattırıyor beyin etkilediği için dolayısıyla kontrol etme yeteneğimizi azaltıyor. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Geçelim. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki iki ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şıklarımız Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Bu neydi arkadaşlar? Yağ ışığı, yağ lambası. Kısaca anlaşılır bir şekilde. Doğru cevabımız D seçeneği. Araç hareket halindeyken yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Arkadaşlar aracı derhal durdurup kontağı kapatma ile ilgili şunları da bilmenizde fayda var. Bakın. Araçtan yakıt kokusu aldığında, alındığında yanma yani yanık koku alındığında araç derhal durdurup kontağı kapatılmalıdır. Bir de akü lambası yanarsa araç hareket halindeyken yalnız. Yağ lambası yanarsa bir de hararet lambası yanarsa şunlar. Bunların üçü yanarsa yine aracı derhal durdurup kontağı kapatmalısınız. Burada 5 tane soru var. Birinden biri gelir sınavda. Soru olarak karşınıza onun için dikkatli olun. Geçelim Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? Koruma, kurtarma, bildirme, tedavi etme. Doğru cevap D seçeneği tedavi etme. Tedavi etme acil tedavinin görevidir ilk yardımın değil. İlk yardımın temel uygulamalarını burada koydum ben buraya. Koruma, bildirme, kurtarma. Hangi aşamada ne yapılması gerektiği de burada yazıyor. Mesela korumada güvenliği sağlıyoruz. Bildirme daha üstünde bildirme yani telefon etme telefonla bilgi verme, bildirme. Yine kurtarmada da eğitimde uygula, öğrendiklerini uygulayacaksın ilk yardımcıya. Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Vurgu yaptığım yere dikkat edin. Değildir. Şıklarımıza bakalım. Kesin yer ve adres bilgisi vermekten kaçınılması, B) Kimin hangi numaradan aradığını bildirmesi, C 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi, D herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa yapılan ilk yardım hakkında bilgi verilmesi. Cevabımız nedir burada? A seçeneği çok bariz net bir soru bu. Kesin yer adres bilgisi vermekten kaçınmak doğru mu? Hayır. Zaten amacımız ilk yardım istemekse konumumuzu net bir şekilde bildiriyoruz. Bu yanlış, diğerleri doğru, doğru davranış, doğru hareketlerdir. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık uzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj hangisidir? Göz kamaşmasını önlemek, direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak, diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek, gaza basmadan aracın sabit bir hızla ilerlemesini sağlamak. Karartmalı dikiz aynalarının amacı. Tabii ki göz kamaşmasını engellemek. Giderken yolda mesela arkanızdan gelen aracın ışığını engeller hem hem de mesela sadece güneş ışığı varsa da bu karartmalı dikiz aynaları işimizi kolaylaştırır. Gözümüzü almaz güneş ışığı. Bu aynalar sayesinde. Geçelim bunu da. Kırık çıkık bölgesinde ilk yardım olarak hangisi yapılır? Sürekli bozla, buzla ovulur, kuvvetli masaj yapılır, sıcak uygulama yapılır, hareketsiz kalması sağlanır. Doğru cevabımız bu sorumuzda tabii ki D seçeneği. Arkadaşlar kırık, çıkık, burkulmalarda yapmamız gereken ilk önemli şeylerden biri hareket ettirmeyeceğiz. Kırıklarda, çıkıklarda, burkulmalarda düzeltmeye çalışmıyoruz yarayı. Yani bir kırılmış düzeltmeye çalışma gibi bir işlem yok. En önemli olan hareket ettirilmemesi sağlanacak. Tespit edilir, sabitlenir önce yumuşak sonra sert malzemelerle. Ondan sonra kırık, çıkık, burkulmada başka bilmemiz gereken Bunlar var arkadaşlar yine aklıma gelenler söyledim. Yine gelirse söyleriz ileride. Geçelim. Bilinç kaybının en ileri durumu koma olarak bilinir. Buna göre hangisinin koma belirtilerindendir? Öksürmek, yutkunmak, idrar kaçırmak, sesli dürtülere tepki vermek. Koma zaten herhangi bir bilinci yok. En son aşama. Bu kişi ne yapabilir? İdrar kaçırabilir. Öksürüp yutkunma, tepki verme olmaz komada. Şimdi koma işte burada. Koma pozisyonumuz da bu. Bu. birçoğumuz böyle yatıyor yatakta. Aslında koma pozisyonunda yatıyoruz. Neyse, işte burada arkadaşlar yutkunma, öksürük gibi tepkiler olmaz diyor. Yine siz vurursunuz, omzuna dokunursunuz. Ona da tepki vermez diyor. İdrar ve gaita kaçırma olabilir diyor koma durumundaki kişide. Şunu da bilin. Uzun süreli bilinç kaybı durumudur koma. Geçelim. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Bujileri yenileriyle değiştirmek yakıt tasarrufu sağlıyor. Termostat alakasız. Hava basıncını indirdiğimizde yakıt tasarrufu olmaz. Daha çok yakıt artar. Motoru yüksek devrede çalıştırdığımızda yine yakıtımız daha çok artar, azalmaz. Arkadaşlar bujilerle ilgili bir de şu şekilde soru geliyor. Belli kilometrede ya da yılda değiştirilen parçanın ismi nedir? İşte bujilerdir arkadaşlar. Fabrikanın belli bir değeri vardır. Belli kilometrede bujilerinizi değiştirmek zorundasınız. Geçelim. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Gözümüzde canlandıralım bu tür sorularda sağa dönecek şu şekilde. Hızını azaltması yanlış mıdır? Doğrudur arkadaşlar hızını azaltacak. Dönüş işareti vermesi sinyal o da doğru. Geniş bir kavisle dönmesi bu dursun. Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi. Yani sağa dönecekse sağ şeride girmeli diyor. Bu da doğru geniş bir kavisli. Arkadaşlar sağa dönüşler dar, sola dönüşler geniş oluyordu. O halde bu araçta sağa döneceği için geniş bir kavis yapması yanlış olur. Cevabımız C seçeneği. Dönüş kuralları şunlar arkadaşlar. Mutlaka fotoğrafını alın. Sağa dönüş sola dönüş. Her iki dönüşte de hızınızı azaltacaksınız. Bu birinci kural. Sinyal vereceksiniz. Bu da ikinci kural. Döneceğiniz şeride geçeceksiniz. Bu da önemli. Fakat sağ dönüşler dar, sola dönüşler geniş kavisli olacak. Tek fark bu. sağ dar, sol geniş. Unutmayın. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Bir numaralı araç sürücüsü hangisi? Arkadaki. Evet A hızını azaltması, B öndeki aracı geçmesi, C takip mesafesini arttırması, D duraklama yapmaktan kaçınması. Değerli arkadaşlar düz çizgi var. O zaman ne yapacak? Öndeki aracı geçemez. Cevap B. Peki neden geçemez öndeki aracı? Aynı resmi koyup bir de bu şekilde bir soru vardı. Bu araç niye buradaki aracı geçemiyor? Çünkü ilerisi görünmüyor. Burası muhtemelen bir tepe üstü. İlerisi görünmeyen yollarda sollama yapılmaz. Bu da yine bir soruydu. Kim sollamanın yasak olduğu yerler nereler? İşte arkadaşlar dönemeçlerde görüşün yeterli olmadığı yerlerde. Okul yaya geçitlerinde, kavşaklarda, kavşak yaklaşımlarında, demiryolu geçitlerinde öndeki aracı geçmek, sollama yapmak yasaktır. Bunlar da önemli. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kendine kurallar koymak, kendi kendine, bencilce davranışlarda bulunmak, paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak, saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Paylaşmayı bilmek, saygılı olmak, olumlu davranış özelliği diğerleri olumsuz. Basit bir soru üzerinde durmayalım. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücüsün söylenebilir? Bakalım inceleyelim önceleyin. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Evet. Araç kullanırken yapacağı kural ihlalinin sonucunun sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Doğru mu? Hayır. Sadece maddi cezayla kurtulamazsınız. Birilerinin ölümüne sebep olabilirsiniz. 3. Trafik içinde yaşayacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canına tehlike attığının farkında değildir. Evet bu da adaba uygun kişi hareketi değil. Biz adaba uygun kişi hareketlerine bakıyorduk. Cevap A seçeneği. Trafik adabına uygun kişi kuralların nedenlerini de bilir. Geçelim. Kalbi durmuş olan bir kazazede de aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? Göz bebeklerinin genişlemesi, solunumun yüzeyselleşmesi, kan basıncının artması, nabzın yavaşlaması. Doğru cevabımız A seçeneği. Kalbi durmuş olan kişi de arkadaşlar göz bebekleri genişler büyür. Geçelim bunu da. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Kasık, boyun, koltuk altı, köprücük kemiği. Ee, bacak bu bölge arkadaşlar. Buraya en yakın noktaya basınç uygulayacağız. Bu fotoğrafta en yakın nokta neresi? Kasık. Arkadaşlar baskıyı kanamanın olduğu en yakın noktaya uygularız. Bu fotoğrafa göre değerlendirecek olursak da kasık burada en yakın nokta. Cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur? Depodaki yakıtın bitmesi, subap ayarlarının bozulması, hava filtresinin kirli olması, yakıt pompasının ayarsız olması. Cevabımız nedir? A seçeneği eğer yakıtınız biterse depoda aracınız hava yapar çalıştıramazsınız yani. Geçelim. Araçların muayene süresi dolmasa bile üzer aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerek görüldüğünde Sürücü veya işleticisi değiştiğinde Motor bakımının geçirildiğinde Sahibi değiştiğinde Muayene ne zaman gerekli? A seçeneği Kazaya karıştığında yetkili görevli uygun görse muayene gerekiyor sürücüyle alakası yok Bakımın alakası yok Sahibi ile alakası yok muayenenin Yine muayene ile ilgili şunlar da bilmenizde fayda var bu muayene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı neresi tüh tüh denen yer. İşte araçların muayeneler ile ilgili 2 yılda bir, yılda bir, 3 yılda bir burada yazıyor. Bunları okuyun. Mesela lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş sonunda 3 yılda bir. Hususi otomobil ve römorkları 2 veya 3 tekerlekli araçlar ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir. Yani hususi otomobil sizin kullanacağınız otomobil genel olarak. Yine burada nedir? Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtça muayenesi gerektiği görülen araçlar muayenesiz yapılması zorunludur. Dolmasa bile süresi. Geçelim bunu da. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan. Yay salınım süresini kısaltan. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen parça hangisidir? Bu. Şaft volant kavramı amortisör. Doğru cevabımız nedir? Amortisör. Aynı zamanda bu sorular öğretiyor derken şunu kastediyorum. Bakın bu amortisör yayımız. Helezon yay. Neymiş bu? Ne işe yarıyormuş? Yay salınım süresini kısaltıyormuş. Şimdi süspansiyon sistemi ile ilgili bilmemiz gereken birkaç husus var. Onlara değinelim. Şimdi süspansiyon sistemi ne işe yarar öncelikle? Titreşimleri sönümler. Bir çukura düştüğünüzde, bir tümsekten geçtiğinizde. Sürüş güvenliği ve konforunu sağlar. Darbe, titreşim ve salınımları sönümler. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltır. Bu önemli. Bu dört madde aklınızda kalsın. Bir. Yine burada elemanları var. İki tanesi en önemli iki elemanını yazdım. Yaylar. Şunlar. Yoldan gelen şokları üzerine alır. Amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konfor sağlamak amacıyla kullanılır. Yay salınım süresini kısaltır. Buradakiler süspansiyon sisteminden karşımıza gelebilecek tüm soruları içeriyor. Geçelim bunu da. Romok takmış otomobilin azami hızı romoksuz azami hızına göre nasıl olmalıdır? Azami ne? En yüksek. Asgari en düşük. Zaten asgari ücret diyor ya en düşük ücret. Oradan aklınıza kalsın. Şimdi burada cevabımız nedir? C seçeneği 10 km saat daha az gidecek. Romokla halinden. Geçelim bunu da. Evet geçelim. Araçta elektrik devresinin yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı. Buji, soket, ampul, sigorta. Yüksek akıma karşı koruyor. Evlerde ne koruyor bunu? Sigorta. Burada da yine sigorta koruyor. Sigortanın görevi neymiş? Yüksek akıma karşı korumak, kısa devre olduğunda sistemi korumak. Araçta yanlış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigorta ile değiştirmemek gerekiyor. Eğer değiştirsek elektrik tesisatının yanmasına sebep oluruz. Yani sigortalardan biri bozulup yandığında aynı amperde sigortayla değiştireceğiz. Unutmayın, orası aynı kelimesi önemli. Suda boğulan ve kalp solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir? A) 60 kalp masajı, 1 suni solunum 5 tur uyguladıktan sonra B) 60 kalp masajı, 2 suni solunum hemen sonrasında C) 30 kalp masajı, 2 suni solunum 5 tur uyguladıktan sonra D) 30 kalp masajı, 2, 2 suni solunum uygulamasının hemen ardından Bizim bu kuralımız vardı bu su filan kafanızı karıştırmasın. 32 kuralıydı işte o burada. 30 5 Cevap C seçeneği arkadaşlar. Şurada temel yaşam desteği ile ilgili temel notlar aldığım bir sayfam var. Bu önemli bir sayfa. Buradan çıkar kesinlikle bir soru. Bakın o da bu işte. 30-2-5 Yine buradan şunlar çıkar. Bilinç kontrolü. Bebeklerde ayaklardan yapıldığını bilmeniz yine sert bir zemin üzerine yatırıyoruz. Bak dinle hisset yöntemin 10 saniye olduğunu. Göğüs kemiğinin 5 santim aşağı inmesi gerektiğini çocuk ve yetişkinlerde, bebeklerde ise 4 santim. Bunlar en önemli bilinmesi gereken kısımlar. Geçelim. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hastalar tedavi etmek, trafik kazalarını önlemek, Temel yaşam desteği sağlamak, bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak. Doğru cevabımız burada temel yaşam desteği sağlamak C seçeneği. Arkadaşlar ilk yardımın tanımında ne vardı? Olay yerinde yapılan ilk müdahale. Amacı neydi? İlk olarak hastanın kötüleşmesini önlemek, hayatını kurtarmak. Yani temel, ilk müdahale yani temel yaşaması için yapılması gerekenleri yapmak. Bu temelden kasıt aslında burada budur. Temel ihtiyaç, temel yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. Şimdi şurada ilk yardımla acil tedaviye bir bakalım. Arkadaşlar ilk yardım ne? Hayatın kurtarılması bakın en önemli amacı. Bir de mevcut araç gereçlerle yapıyoruz ilk yardımı ilaçsız yapıyoruz. Bakın bunlar çok önemli noktalar ilk, ilk yardımın tanımında bulunan. Tıbbi araç gereç aranmaksızın olay yerindeki ilk müdahaledir ilk yardım. Acil tedavi nedir? Karıştırmayasınız diye bunu anlatıyorum karşılaştırmalı olarak. Acil tedavi de acil tedavi ünitelerinde yani hastanelerde olur, ambulanslarda olur. Doktor ve sağlık personel tarafından yapılan yardımdır. Bakın acil zaten adı üstünde acil tedavi. Ya yani bu tıbbi müdahale deniyor bu işlemlere zaten. İlk yardımın öncelikle amaçları nedir? İlk yardımda amacımız ne? Kişinin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak. Yaşamını sürmesini sağlamak durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmesini kolaylaşmasını sağlamak. Yani ilk yardımda tedavi etmek yok. Ölmesin yeter. Aslında kısaca mantık bu. Ya Biraz basitleştiriyorum ama mantığımız bu ilk yardımda. Yaşasın yeter bizim için. Çünkü diğer kısımlarını daha ileri fonksiyonlara ulaşmasına kim sağlayacak? Acil tedavi sağlayacak. O da doktor ve sağlık personelin işi. Geçelim Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş. Şeklimizi inceleyelim. Bakın arkadaşlar, trafik polisi elini yukarı kaldırıp indiriyor. Yaptığı işlem bu. Bunun cevabı C seçeneği yavaşla anlamını taşıyor. Şimdi bakalım bu trafik görevlisinin işaretlerine. Bunun ekran fotoğrafını alın çünkü çıkar mutlaka. İşte bakın az önceki yapılan işaret şuydu yavaşla. Yine bu elle de yaparsa yavaşla. Ara ara bunu soruyorlar yavaşlayı. Duru soruyorlar arkadaşlar. Gece geç gece dur en çok çıkanlar bunlar. Yani genel olarak en çok çıkanlar bunlar. Fakat diğerlerine de bakın çıkmayacak anlamına gelmiyor. Belki şunlar da çıkabilir zaman zaman. En çok çıkan bu dört tanesi önemli. Geçelim. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede katledilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden değildir? Şu değildir buna dikkat edin. Aracın hızı, iklim koşulları, yolun genişliği, aracın yük durumu. Hız fren mesafesini etkiler, iklim koşulları etkiler. Mesela yağışlı havada daha geç durursunuz. Yük durumu yüklü araçlar daha geç durur arkadaşlar biliyorsunuz bu da önemli. Yolun genişliği alakasız. Biz de zaten alakasızı arıyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bir hangisi arkadaki? Şıklarımıza bakalım. Hızını artırmalı. Öndeki aracı geçmeli. Öndeki araçlar arasında takip mesafesini azaltmalı daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şimdi neye göre? Şu levhalara göre. Levhayı şimdi anlatacağım ileride. Şu levhanın ikisini de anlatacağım. Daralan bir yol var arkadaşlar. Sağdan daralan yol. Yani şu yolun bu kısmı daralacak. O halde daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol verecek. Şu levhamızı da şimdi söyleyeyim ben size. Bakın. Bu levhamız ne? Karşıdan gelene yol ver. Yani diyor ki bu araca karşıdan bir araç gelebilir. Yol da daralıyor. Sen ona yol ver diyor. O zaman bir numaralı araç daralan yol kesminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şu levha zaten karşıdan gelene yol ver anlamını taşıyor. Şimdi burada birkaç levhaya da değinelim. Benzer levhalar olduğu için arkadaşlar. Bu karşıdan gelene yol ver. Taşıt giremez. Taşıt giremez. Sağdan daralan kaplama az önceki levhamız bu. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Dönel kavşağa yaklaşıldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, demiryolu geçidine yaklaşıldığını, ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Levhamız nedir arkadaşlar? Ana yol tali yol levhası. Bu levha nerede bulunur? Ana yolda bulunur. Doğru cevabımız Ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını yani ileride şurada ileride bir tali yol olduğunu gösteriyor bu leha. Geçelim. Nokta nokta trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tehamül, saygı, fedakarlık, sabır gibi değerlere sahip olma yetisidir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Beden dili, konuşma üslubu, trafik adabı, trafikte hak ihlali. Cevabımız C seçeneği tüm bunlar trafik adabını kapsar. Geçelim. Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşuna haber verilmelidir. İlk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi ilk yardımın hangi temel uygulaması ile ilgilidir? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Bakın arkadaşlar sorunun içerisinde zaten cevap var. 112'yi arıyorsunuz. Yani aslında burada ne işlem yapıyoruz? Bildirme işlemi yapıyoruz. Şimdi burada bildirme. İlk yardımın temel uygulamalarından bildirmeye örnek bu. Yine bununla ilgili bir animasyon sorusu vardı ehliyet sınavında çıkan. Şu an buraya fotoğrafını koydum. Videosunu koyamadım. Şu şekilde arkadaşlar bu videoyu işte ben fotoğrafa dönüştürdüm. Çok da bir espirisi yok. Şurada bir adam var dikkatli bakarsanız görürsünüz ne yapıyor? Telefon görüşmesi yapıyor. Burada ne olmuş? Bir kaza olmuş mesela. Bu adam ne yapıyor? Burada hangi ilk yardım uygulamasını yapmış oluyor? Bildirmeyi. Bakın arkadaşlar adam burada bildirme işlemini yapmış oluyor. Aslında şu yazılı soruyu animasyona çevirmişler. İşin kısası bu. Şimdi bu ilk yardım temel uygulamalarından bahsedelim hazır girmişken. Kısaca bahsedeyim ben şu şekilde. Kabak diye kodluyoruz bunu. Baş harfleri Koruma, bildirme, kurtarma. Korumada güvenliği sağlanır. Bildirmede 112 haber verilir. Bildirilir yani. Kurtarmada da kişiyi uygula, aldığın eğitimde kişiyi kurtarmaya çalışırsın. Burada detaylı açıklamalar da var. Onları okuyun siz mutlaka. Ben şimdi geçeceğim çok da zaman kaybolmasın diye. Ama kısaca bunlar. Güvenliği sağla. 112 haber ver. Eğitimde uyguladıklarını öğrendiklerini uygula. Koruma, bildirme, kurtarma. Unutmayın temel uygulamalar. Geçelim. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudun hangi bölümüne yavaşça vurulur? Ayak tabanına, omzuna, karın boşluğuna, omurgasına. Cevabımız bebek ise söz konusu ayak tabanına. Yetişkinlerde bilinç nasıl kontrol ediliyor? Onlarda da kişinin omzuna hafifçe dokunup iyi misiniz diye sorarak kontrol ediyoruz bilinci. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kasisli yola girileceğini, yolda çalışma olduğunu, yolun trafiğe kapalı olduğunu, motorlu taşıtların giremeyeceğini. Bu zaten kasisli yol demektir. Bunu herkes bilir diye tahmin ediyorum. Kasisli yola girileceğini gösteriyor bu. Bunu gördüğünüzde ne yapacaksınız? Yavaşlayacaksınız. Hızınızı azaltacaksınız. Bunlar da çıkıyor sınavda. Bu yolu görürseniz ne yapmanız gerekiyor diye soruyorlar bazen. Geçelim bunda. Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. 2- Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi. Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar aşağı inecek şekilde bası uygulanması. Sert bir zemine yatırıyoruz. Okey. Bu da okey. Burada 1 bölü 2 kısmı yanlış. Bu yanlış. Cevap nedir? B seçeneği. Hocam 1 bölü 2 değil de kaç? İşte şurada anlatayım ben size. Oraya 1 bölü 2 yazdığı için bu yanlış oluyor. Şimdi arkadaşlar sorularda detaylara dikkat edin. Bakın şu rakamdan dolayı yanlış. Bakın bir, bir rakam değiştirmişler. Sorunun durumu değişmiş. Bak kaçmış? 1 bölü 3. Gördün mü ne kadar şaşırtma ve detay var. Aslında dikkatli okursanız şu soruyu yaparsanız. Cevap ne? 1 bölü 3 yazsaydı doğruydu. Şimdi temel yaşam desteği ile ilgili sınavda çıkabilecek önemli notları burada derledim. İyi misiniz diye sorarsak hastaya bilincini kontrol ediyoruz. Bebeklerde ayak tabanından bilinç kontrolü yapılıyor. Hasta yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılıyor. Yine hava yolunu açmak için baş geri çene yukarı pozisyonu vereceğiz. Bak dinle yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol ediyoruz. Solunumu şu önemli 10 saniye rakamlar önemli bazen bunu 5 saniye veriyor mesela sorunun içerisinde dikkat etmezsen yanlış yaparsın. Az önce 1 bölü 3'ü nasıl yaptığı gibi aynı. Yine göğüs kemiği yetişkinlerde çocuklarda 5 bebeklerde 4 santim aşağı inecek. 30'a 2 kuralı var 30 kalp masajı 2 suni solunum. Bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir. Buradan kesin bir soru bekliyorum her sınavda. Onun için burayı önemli, dikkatli bir kere daha okuyun. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? Biz bujilerdeki, distribütördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki. Doğru cevabımız nedir? Çok basit. Far anahtarlarında bir arıza olursa farlar yanmaz. Yani sigortalar, anahtarlar aynı mantık. Geçelim bunu da. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak hangisinin uygulanması doğrudur? Şekle bakıyoruz. Evet bu şekilde bir yabancı cisim batmış. Sivri bir demir olabilir, çubuk olabilir. Sorumuza bakalım şıklarımıza. Cismin dışarıda kalan kısmın kesilmesi ve yaralının sarılması. B) Cismin çıkartılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. C) Cismin çıkarılması, yaralının hastaneye sevk edilmesi. D. Cismin çıkarılması, yaraya tentür diyor, dökülmesi. Doğru cevap nedir burada? Tabii ki B seçeni. Arkadaşlar zaten cismimiz bir karış boyunda ortalama. Cismi çıkartmadan sabitleyip o şekilde yaralıyı hastaneye sevk ediyoruz. Cismi çıkartmamamız lazım bu tür yaralanmalarda. Mutlaka bak bu önemli. Neden diyeceksiniz? Cismi çıkartırken zarar verebiliriz. İkinci bir husus. cismi çıkarttığımızda kanama artabilir. En önemli tehlikelerden biri. Belki kanama orada bulunduğu yerde cismi tutuyordur. E, damarları tutmuştur. Belli bir miktar kanama olmuştur ama cismi çektiğinizde kanama artacaktır muhtemelen. Onun için B seçeneği. Yani kesinlikle cismi çıkartma şıkları yanlış. Bunlar kesinlikle yanlış. Bu önemliydi. Sabitleyeceksiniz bu şekilde etrafını bir havluyla sabitlersiniz. Kıpırdatmadan. O şekilde hastaneye sevk edersiniz. Geçelim. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar azami yani en yüksek. Asgari neydi? En az. Zaten hani biz de diyoruz ya asgari ücret yani en az ücret. Oradan aklınızda kalsın. Azami de yüksek. Doğru cevabımız burca C seçeneği arkadaşlar. Bu hız limitleri. Değişebiliyor zaman zaman onun için en güncel hallerini karayollarının internet sitesinden bakabilirsiniz. Şimdilik bu doğru cevabımız. Geçelim. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? Şıklarımız akü şarj ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, ısıtma bujisi ikaz ışığı, El freni, çekili, ikaz ışığı, dizel. Doğru cevap C seçeneği. Buraya bilerek bunu koydum. Sembolü nedir onu öğrenesiniz. Arkadaşlar bu kızdırma bujisi işareti. Sınavda bazen çıkıyor. Unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Dere yataklarından kum alınması zarar verir. Araç bakımlarının kapalı ortamda yapılması. Okey. Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması. Çevre kirliliğine yol açar. Araçlarda kullanılan yenilen içilen maddelerin dışarı atılması çevreyi kirletir. Burada çevreyi kirletmeyen hatta fayda sağlayan şey B seçeneği. Cevabımız B. Haritada gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Bakalım illerimize. Hangisi güneyde? Güney nere arkadaşlar? Güney Doğu Anadolu Bölgesi. Oradan aklınızda gezdin neresi? Şurası. Güneydoğu Anadolu. Yani burası güney. Konya. Yukarısı ne? Kuzey. Burası doğu. Erzurum bölgesi zaten. Burası batı İzmir, Manisa tarafları. Haritaları bu şekilde unutmayın. Mutlaka bunu bilmenizde fayda var. Geçelim. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için hangi pozisyon verilir? Yukarıdaki boş bırakan yere ne yazılacak? Şok, oturuş, yarı yüzük oynayan, baş geri çene yukarı. Yani dil geriye kaçmışsa ya da yabancı bir cisim varsa bunu nasıl çıkartırız? Tabii ki D seçeneğini yaparak. Baş geri çene yukarı. Yalnız şurada önemli bir ipucu var. Ee, nerede o? Şurada. Boyun travması yoksa arkadaşlar boyun travması falan varsa omurilik zarar görmüş olabilir. Dolayısıyla kişi felç geçirebilir ya da kalıcı hasar oluşabilir. Yani boyun travması olan kişiye baş geri çene yukarı pozisyonu vermek tehlikeli olabilir unutmayın. Solunum yolu açmak için kullanılan pozisyonumuz şudur. Baş geri çene yukarı dediği pozisyon budur. Boyunda hani zedelenme varsa bunu yapmayın ki daha çok artmasın. Omrilik zarar görebilir. O da önemli bir husus. Yine bu pozisyonun aşamaları şunlar. Sırayla arkadaşlar bunlar. 1, 2, 3, 4. Bu 4 aşamayı mutlaka öğrenin. Çıkar sınavda bazen aşamaları soruyorlar çünkü. Mesela 3'ü boş bırakıyorlar. 3'e ne gelecek diyorlar. Nadiren de olsa böyle zor sorular çıkabilir. Ama genelde ismini filan soruyorlar. Basit yapıyorlar. Pozisyonun amacı neymiş? İşte bu pozisyonun amacı hava yolunu açmak. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge hangisidir? Şarj göstergesi, dörtlü flaşör göstergesi, cam rezidansı göstergesi, kısa ve uzun far göstergeleri. Alternatör neydi? Araç hareket halindeyken aracın elektrik ihtiyacını karşılayan şarj dinamosu. Bir parça. Araç dururken elektrik ihtiyacını ile karşılanıyor? Akü ile. Pil yani akü dediğimiz basit manada bir pil. Şurası eksi artı şeklinde. Şimdi araç hareket halindeyken ne oluyor? Alternatör hem aküyü dolduruyor hem de aracın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Eğer bu işaret yanarsa işte şu işaret şarj göstergesi işareti diyoruz yüz buna. Araç hareket halindeyken bu işaret yanarsa bilin ki alternatör aküyü şarj etmiyordur. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Akü işareti hareket halindeyken yanarsa unutmayın. Yine akü ile ilgili akünün elektrolit seviyesi nasıl olmalıdır? E, plakaların üzerinde olacak 1 santim üzerinde. Artı eksi olarak 2 kutbu var. Akü yine toz, pis, çamur olursa deşarj olur yani çabuk biter. Yine akü ile ilgili başka bilmemiz gereken şu an aklıma gelenler bunlar. Aklıma gelen olursa yine söylerim ileride çözersek benzer soru. Geçelim. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan tehlikeyi bildirir? İnceleyelim şıklarımızı. Doğru cevabın C seçeneği. Nedir bu? Buzlanma olabilir yani yol buzlanma Olabilir Hava sıcaklığı Eksinin altına düşmüş demektir yani artının sıfırın altına düşmüş demektir Bu da ne ile alakalı iklimle alakalı bu durum Bir durum Diğerlerine bakalım diğerleri iklimle alakası yok Yine bununla ilgili söyleyecek Şunu söyleyeyim arkadaşlar trafik kazalarının en büyük etkeni insan kusurudur Unutmayın soruyorlar Trafik kazalarının en büyük sebebi insan kaynaklıdır Bunu da geçelim Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Camlar açılır, camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastik hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur, kontak kapatılır. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu bu yanık da olabilir. Aldığımızda ne yapıyoruz? Aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bakın, sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu aldığımızda bir de akü işareti görürsek bir de yağ işareti görürsek aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Araç hareket halindeyken seyir halindeyken. Geçelim bunu da. Aracın cam suyuna kışın donmaması için hangisi konulur? Cam suyu antifrizi, akü elektroliti, fren hidroliği, motor yağı. Donmama anahtar kelimemiz. Cevabımız nedir? Antifriz. Buradaki cevabımız. Antifriz ne işe yarıyor ona bir bakalım. Şimdi antifriz su işe yarıyor. Gördüğünüz üzere en başta donmayı engelliyor. Sonra motorda oluşacak pas korozyonu önlüyor. Bu da önemli. Yine başka, başka ne var? Evet kışın donmaması için pas korozyon. İşte aslında dondurmadığı için pas korozyon dönlediği için parçaların ömrü de artmış oluyor. Her türlü iklim şartlarında tercih etmenizde fayda var antifrizi. Geçelim. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? Günde bir, haftada bir, altı ayda bir, araca binildiği zaman. Cevabımız nedir? Lastikler her araca binildiği zaman kontrol edilmelidir. Unutmayın, her bindiğinizde. Günlük olmaz, haftalık olmaz, altı aylık olmaz. Her bindiğinizde unutmayın. Geçelim bunu da. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Doğru olan arayacağız. Şıklarımızı eleyerek gidelim çünkü uzar yoksa. A enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması. Bu doğru değil. B organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp üzerine temiz nemli bir bezle örtülmesi. Bu dursun. C kazazedenin bilinci yerindeyse yüz üstü pozisyonda yatırılması. Bu da doğru değil. Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecek yiyecek verilmez. Bu da yanlış. Doğru cevabımız burada en mantıklı B seçeneği. Organlar dışarı çıktıysa içeri sokmaya çalışmıyorsunuz. Bakın çıkarken bir kere zarar görmüş bir de siz sokarken ikinci kez zarar verebilirsiniz. Ne yapacağız? Üzeri temiz ve nemli bir bezle kapatacağız organları. O şekilde göndereceğiz hastaneye. Burada cevabımız B. Aynı şekilde kırık çıkıklar için de geçerliydi. <laughs> ne yapıyorduk? Doğrultmuyorduk kırık ve çıkıkları. Burada da aynı mesele var. Hatta mesela yabancı cisim battığında bir kişiye mesela bıçak battığını varsayalım ya da bir demir parçası. Onu da çıkartmıyoruz. O da yine bir ilk yardım bilgisidir. Kesinlikle bir yabancı cismi çıkartmıyoruz. Organları yerine sokmaya çalışmıyoruz. Kırık, çıkık, burkulmayı düzeltmeye çalışmıyoruz. Bunlar önemli bilgiler. Geçelim. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? 5-10-12-20-25-30-35-40 Cevabımız tabii ki B seçeneği. Bununla ilgili şu tablo bizim önümüze gelebilecek bir tablo. Çok önemli bir tablodur. Altın çizdiklerim önemli. Diğerlerde çıkabilir. Bu tablo önemli. Fakat şu çıkıyor. 1 Bilinç kontrolü çıkıyor Çocuk ve yetişkinlerde omuzdan Bebeklerde ayak topuğundan 2 Bak dinle hisset yöntem 10 saniye nefes alıp verdiğini yapıyor Kontrol ediyoruz Çıkan bir soru 3 Şu basın miktarı Çıkıyor 4 Şu 30'a 2 rakam çıkıyor 5 Arkadaşlar bu sarı işaretlediklerim neredeyse kesinlikle çıkar fakat şu işaretlemediğim yerler bunlar arada sırada çıkar. Ama siz yine de şansınıza bakarsanız size hiç çıkmayan bir şey çıkar. O da nedir? Şu çıkar. Çıkabilir yani arkadaşlar. Onun için önce sarıları öğrenin, sonra da bunları öğrenmeye çalışın. Sarıları mutlaka bilmeniz gerekiyor zaten öyle söyleyeyim. Geçelim.